Evet, gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Konumuz da geldi efendim. Dün ikinci sayfaya katıldı. Öyle açıklamalar yaptı ki yankıları hala sürüyor. Neler söyledi? Türk erkeği kendisine kuyruk sallamayan kadına gitmez dedi. Eğitim seviyesi olmayan ülkelerde askılıyla mini etekle metroya binilmez dedi. Çokça tepki topladı. Tuba İkinci yine konuğumuz. Evet. Tuba'cığım. Evet. Ve yol arkadaşı Minişi, evladı da geldi yine onunla beraber. Diğer konuğumuz da hazır mı arkadaşlar? Bekliyoruz evet, diğer konuğumuzu da. Ya, alıştım artık sana sabahları şöyle söyleyeyim. Kalkmayı. Buraya gelip de Twitter'da TT olan çok konuğumuz olmuştur ama bu kadar uzun süre TT listesinin ilk sırasında sen kalmış olabilirsin. Evet. Şimdi herkes... Sana tepkiler nasıl? Şimdi fitili ateşledik. Evet. Bugün konuğumuz dünkü telefona bağlanan kadın. Evet. Evet. Yelda tamam. Kırçıval, iletişimci yazar. İletişim yazar. İletişimci bayağı sinirlendi yazar. Sana evet. Çünkü. Evet. Şimdi Yelda seni de alalım. Onu dinleyelim. Onu dinleyelim, ondan sonra ben konuşayım. Şimdi tamam. Onu... Çünkü dün çok konuştum. Ha. Her gün ben konuşmayayım, çirkin. Onu dinlemeden evet, önce, hoş geldin Yelda. Hoş geldin. Hoş geldin. Evet. Yelda'cığım gel. Onu dinlemeden önce evet, sıcak bir gelişme yaşandı. Evet. Polat ailesi gözaltına alındı. Evet. O görüntüleri tekrardan getirelim ekrana. Yelda sen konuya hakimsin aslında. Evet, evet. Ne söylemek istersin? Yani aslında beklediğimiz... Beklenen, evet. Beklenen fırtınalı şey. Günler başladı. Evet, başladı. Aslında bundan sonrası için düşündüğüm tek şey... Sabah haberleri görünce o iki tane dünya tatlısı çocuğunu düşündüm. Evet. Evet. Kızını ve küçük oğlunu düşündüm. İnşallah bundan sonrası için alınacak dersler alınır, verilecek ödenmesi gereken o hesaplar ödenir. Ve bir daha buna benzer böyle fütursuzca bu kadar rahat hareket edilen bir dünya düzeni içinde hele dijital tarafta bu kadar kolay herkes at koşturmaz. Tuba senin fikrini alalım. Sence bu bir ders olacak da bunun artık ardı arkası kesilecek mi yoksa biz gene başka dilanlar mı gelecek? Şimdi iyi oldu. Bizler biliyoruz bu aşamalı yani prosedürü bilmeyen yetişkin yoktur. Bir şeyi ifadesini verirken sebeplerini ifade neden zamanla değişik boyutlara gider. Mesela önce bir aldılar sonra şimdi sabah tekrardan topladılar. Biz bu süreçleri biliriz ama toplum bilmez. Mesela özenir. Der ki ben de böyle yapsaydım keşke zengin olsaydım falan. Yakalanmayabilirim. Onlar yakalandı ama ben yakalandım. Yani görmeleri güzel oluyor. Örnek. Evet. Evet. Sonra olabileceklere bak hikayenin tabii, sonu böyle bitiyor. Tabii yani bu hiçbir zaman. Yani. Hiçbir şey gizli kalmıyor evet, ki zaten. Evet. Şimdi hiçbir hepimiz şey, neyi merak ediyoruz? Buradan bir tutuklama çıkacak mı? Muhtemelen. Yoksa Dilan'ın söylediği gibi alnı ak, başı dik mi çıkacak orada? Ya iyi olur yani, inşallah. Bizler de yani şimdi milletin bunların... mutsuzluğuyla mutlu olan kişiler değiliz. Hayır, hayır. İyi olur inşallah ama yani filmler belli böyle filmler. Yani bir şeyler yanlış gidiyorsa eğer, bir şeyler kuralına uygun yapılmıyorsa eğer ve de usulsüz bir şeyler içine giriyorsanız... toplum değerlerini, toplumdaki toplum insan... Toplum vicdanını evet, orayı, sıkıştırıp üzüyorsan insanları. Üzüyorsan, orada hırpalıyorsan birilerini, o biriler 1, 10, 100, 200 aman ne var bunda dersin. Bir de bunun üzerine dijital o sosyal mecrada daha çok izlenmek adına, daha çok aslında tüm değerlerimizin üstünde... Böyle zıplamaya devam edersen günün sonunda tabii ki. Yelda ve Tuba siz de bu konularda deneyimlisiniz. Biz de takip ediyoruz. Bu sadece suçtan dolayı işlenen durumun cezası değil. Aynı zamanda kamuoyunun vicdanını da rahatsız etmenin cezası olarak bir tablo olarak sunulacak. Yani bu herhangi bir suç değil. Bu herhangi bir suç değil tabii maddi ki. Manevi suç değil, bu. Evet. Evet değil. Maddi manevi hepsini evet, barındırıyor. Bir de mesela sebebi. oradaki dünyanın yani aslında bizim uzun süredir sosyal medyada gördüklerimizi örnek alan bir nesil var. İşte o nesilde o çocuklar şu anda bakın. Kolaya kaçmak istiyor. Evet çoğu. Örnek alıyor. Niye çalışmak istemiyor. Çalışmak örnek, istemiyor. Aynen. Ben de Dilanlar gibi bir influencer olurum. Aynen. Oradan gelen parayla aynen, lüks arabaları, güzel evleri alırım ya da, diyor. Ya aynen. Da, ya da, bir de evlilikte krize de neden oluyor. Bazı evliliklerde karı kocalar. Sen bana neden yapıyorsun? Sen bana Engin onu alırken sen bana niye bunu almıyorsun? Al işte adam gösterir. Al alanında başına geleni gör hanım evet, diye. Bundan evet, sonra gösterir. 15-16
16 yaşındaki genç kızlarımız. Yalnız şöyle dersin, tehlike de var. Kız bir ben öyle olamadım bir adama, bana bunu niye almıyorsun falan. Ben dün öyle söyledim. Biz de mi öyle yapsın? Ya da dün Tuğba'nın ben öyle yapacağım artık. Bana şunu alın, bana bunu alın diyeceğim. Tuğba'nın açıklamalarına dün dayanamadın. Evet, dayanamadım. Canlı yayında bizi aradın. Dayanamadım. En çok neye kızdın? En çok neye kızdım biliyor musun? Aslında Tuğba neler söyleyelim. Bir ondan de, sonra bana laf düşerse konuşurum. Bir de Tuğba sen dün neler ben her gün aynı enerjide olamıyorum. İşte ama bugünkü enerjim söyledin, bir sizleri dinlemeye yönelik. Tamam. Biraz tamam. Anlatın, dinleyeyim. Tuğba'yı tamam. Bir dinleyelim önce. Neler anlatmıştı dün? Tuğba ikincinin sözleri olay yarattı. Ben kadınların kuyruk salladığını düşünüyorum. Yok hayır. Normal erkeklerimiz, işi gücü olan, yani çapkın da olsa normal sonuçta, akli dengesi yerinde. Hiçbir zaman kadınlar o pozisyonu açmadan Türk erkeği o kalitesizlikte değildir. Dünyanın bütün erkekleri o kalitesizliktedir. Hani Avrupa'yı, Batı'yı çok seviyorlar ya kadınlarımız, işte modern erkek diyorlar. Hayır. Benim 4 pasaportumun da bütün yaprakları doldu. Gitmediğim ülke kalmadı. Ama senin bütün erkekler laçka dünyada. Türk erkekleri tam tersi, pozisyon vermeden yapmazlar. Sen yani bir bu konuda bir şanslı kullardan olabilirsin. Hayır, durmuş hayatım. Çünkü gazetelerde ve televizyonlarda otoriter. Sana da yapamazlar. Hayır, tamam, yapamazlar. Müsaade etmezsin. Gülücük atıyor. Günah. Türk erkeği... Günahsız yere gidenler var. Bak, Türk anaları sapıkları konuşmuyor. Ben kadınların kuyruk salladığını düşünüyorum. Yok, ben sokaktaki sapıktan, cezaevi kaçkınından bahsetmiyorum. Ama bir genelleme gerçek yaptım. Gerçek Türk erkeğinden, helal süt emmişten bahsediyorum. Hiçbir kadına laf atmaz, hiçbir kadına yan gözle bakmaz. O kadınların müsaade etmesiyle oluyor Türk erkeğinde. Ama diyorsun ki kadın kuyruk sallarsa bakar diyorsun. Evet. Orada bir genelleme yapıyorsun ama. Çoğu kadın bunu yapıyor, sonra yapmadım diyor. Pişman oluyor. Metroya da askıyla binmesinler böyle bir ülkede. Nasıl? Kozmopolit bir ülkeyiz biz. Nasıl binmesin? Askılı şeylerle, südyenlerle binmesinler hayatım. Ben binmiyorum. Ben bu yaşta yemin ederim bu mesleği yaptığımdan beri yemin ediyorum bak. Sokakta yazın bile askılıyla yürüdüysem, sütyen askım bilmem ne gördü. Ya bir tane yakın dostum desin tut ve fotoğrafımı bulun. Tuğba, sokakta ne o şekilde. Tuğba. Tacizciler kendilerini öyle savunuyor. Hayır ya. Aşkım bu o da etek giymeseydi. Hayır konu taciz değil, eğitim seviyesi. Giymeseydi. Hayır eğitim seviyesi burada konu. Eğitim seviyesi karışık olan toplumlarda metroda mini etek askılı giyinilmez. Eğitim seviyesi yok hayatım, ne yapacaksın? Adama köyde şunu unut, şunu öğretmişler. Öyle daha hala köylerimiz var. Sağa bakma amcanın kızı, sola bakma komşunun kızı. Anladın mı? Bu adam bu zihniyetle aniden markete çalışmaya geliyor. Uyarmayalım mı genç kızlarımızı? Kötülük mü ediyoruz? Bu adama ne öğretebilirsin? Görmemiş hayatında askı maskı. Gözü de kayar, beyni de kayar hormon seviyesi tavansa. Sapık da olur, manyak da olur. Adam aniden gelmiş otobüse binip. O hafta geliyor yevmiye ile çalışmaya. Sigortalı bile değil. Bütün davaları inceleyin. Sigortasız market çalışanları, bilmem ne bunları yapanlar. Markete de dava açılıyor. Anlatabiliyor muyum? Ülke daha henüz fazla sütyen askısı bilmem neyi toplu taşıtlarda görmesin abi. Daha erken diyorum size. Olsa söylerim ben size. Erken değil derim. İleride söyleyecek. Evet. Çeşme'de giyinin kardeşim, Antalya'da orada burada. Öyle her yerde olmuyor ne yazık ki. Belli yerlerimiz daha yeni kentselleşti. Koca İstanbul diyoruz ya, ucu bucağı belli olmayan. Belli yerler İstanbul ama daha yine yeni. Yine de genelleme toplum yaparak konuşma. Kuba diyorum sen baştan başlığı kadın kuyruk sallamazsa erkek de bir şey yapmaz diye açınca. Türk erkeği yapmaz abi. Değişmiyor fikri. Tapuk değilse, klinik bir vakka yoksa yapmaz. Türk erkeği namuslu abi. Kadınlardan daha namuslu. Evet. Şimdi buradan yayından çıktık. Gülşen kendi evine, ben kendime, yolda durdurdular bizi. Tuğba ikinci ne demek istiyor? Bir söylesenize kamera arkasında ne yaşa? Kamera arkasında bir şey yaşanmadı. O ne diyorsa aynı tonda devam ediyor. Fakat dün Tuğba Türk erkeği Türk kadından daha namuslu noktasına gelen açıklamalarıyla başta bazı seyirciler olmak üzere iletişimci yazar Yelda Kırçuval'ı da çıldırttı. Yelda yayına bağlandı ama dedik ki yayına bağlanma, gel yüzüne söyle, ne söyleyeceksin? Evet, hadi bakayım anlatın, dinliyorum. Şimdi evet. Aslında dünkü yayında
Öncelikle ilk telefonumu söylüyorum. Hı. Yayın sırasında Tuğba Hanım konuşmaya başladığında bir öğrencimin annesi beni aradı. Hı. Buradan da selam olsun Hülya Hanımcığım. Dedi ki deliriyorum şu an, çıldırıyorum, böyle bir konuşma bir kadın hemcinsimiz canlı yayında defalarca istikrarlı bir şekilde nasıl yapabilir? Böyle bir şey nasıl yapabilir? Üzerine telefonu açtım. Sonrasında gelen telefonlarla siz söylemek istediğinizi aslında alt başlıkları verirken yaptığınız en büyük yanlış, nacizane fikrim genelleme yapmanız. Genelleme cümleleriniz. Bir kadının halinden yine bir kadın anlar değil mi? Kadın kadının değerini, halini anlar. Siz bütün kadınları, bak bakın bütün kadınları diyerek tırnak içinde genelleme yaparak cümleler kurdunuz. Her bir kelimenin sizdeki karşılığı çok naif olsa da karşıdaki karşılığı hiç de öyle naif olmaz. Şimdi şu anda metroda ya da sokakta şortuyla ya da askılı tişörtüyle dolaşan genç kızlarımıza olası gelecek, katıldığım tarafınızı da söyleyeceğim bu konuyla ilgili özellikle. Sokakta gelecek herhangi bir karşı cinsten bir hareketi o zaman o genç kızımız bir dakika ya ben böyle giyindiğim için şu anda zaten bütün olabilecek bana zarar verilebilecek her şeye müsaade ediyorum. Bu benlik bir durum. Ben kararımı verdim, böyle giyindim, bana böyle davranılabilir. Re getirdiniz. Oysa ki cümleleriniz şöyle olsaydı. Genç kızlarımız toplu taşıma araçlarında, kalabalıkta, karanlık bir sokaktan geçerken kendilerine dikkat edecekleri özeni gösterseler ki göstermeliler, bu onları olabilecek tüm kötülüklerden korumak adına bir adım atmış olurlar kendi adlarına. Böyle bir şey deseydiniz, yani o içinden böyle çıkararak bir cümleyle söyleseydiniz genelleme yaptınız. Bir, ikincisi... İstiyorsan cevap ver, öyle birle devam edelim. Evet. Yok ya, anlatın. Evet, aynı şeye geliyor söylediklerimiz. Siz daha kelimeleri işiniz ve mesleğiniz gereği daha yeni Türkiye tanıyor sizi. Seçmek zorundasınız. Beni Türkiye 17 yıldır tanıyor. Ben kötü bir şey söylemedim. Aynısının bana göre olanını söyledim. Devam edin. Buradaki mevzu Türkiye... Sizi daha yeni tanıyorlar. Dikkatli olmak zorundasınız. Ama ben türbünleri oynayan biri değilim. Düz böyle, dümdüz bir insan. Türkiye bir... Hayır, ben işiniz bu, saygı duyuyorum. Çok Tuba güzel Hanım, konuşuyorsunuz. Ama ben de aynı şeyi dedim. Kızlar dikkat edin dedim. Evet. Devam edin. Evet. Şunu söyleyeyim. Burada konuştuğumuz konunun içeriğinin altının üstünün hiçbir yerinde benim beni şu anda Türkiye'nin yeni tanıyor olup olmaması, sizi 17 yıldır tanıyor olması. Ha, gerek yok bunları söylemeye. Bunu söylemeye ne gerek var? Ayrıca beni sizin söylediklerinizi tanıdığı... söylemeye gerek var. Benim söylediklerimi yok. Hayır hayır. Buna gerek yok. Bu konunun içinde. Bak ne güzel, kendi fikrini beyan ediyorsun. Evet. Tamam, dünkülerde benim fikrim. Beğenmeyen beğenmeyecek. Yani anlamak istediğiniz gibi anlayın. Kelimeleri seçmemişim. Demişim ki kızlar böyle giyinmeyin. Sen diyorsun ki kızlar metrobüse ona buna bindiğinizde dikkat ederseniz kendinizi kötülüklerden korumuş olursunuz deyin diyorsun. Evet, tamam. Evet, sen evet. Öyle diyorsun. Ben de diyorum ki böyle giyinmemeleri lazım. Suriyelisi geldi, o geldi, bu geldi. Devam etsinler ya da giyinmeyi. Anlamak istediği yıldır, gibi anlasın herkes yani. Türkiye'nin siz tanıdığı Tuğba ikinci eşittir nasıl tanımlanır? Öyle sorayım size. Boş ver sen beni. Sen hayır, kendini tanıt. Ben kendimi beni niye tanıyan tanımış artık. Benim derdim kendimi tanıtmak değil. Beni niye soruyorsun bana? Az önce dediniz ya. Ya tanıyan tanıyor dedim, ben değiştiremem ama bana yani diyorsunuz ki, bana diyorsunuz ki kendiniz sizi şimdi tanıyor. Niye o kadar takılı kaldın oraya canım? Devam et sohbete. Çünkü konuşmamızın içinde bu cümleye gerek. Ama sen beni eleştirirsen ben de senin bakış açını yani anlamaya çalışırken. Bu bir eleştiri değil ki. Hayır, şimdi sen doğruyu yanlışı söylersen tamam. Ben derim ki sana benim doğrum bu. Tamam, bak klasik kadın tipi. Erkeklere de bunu yaparlar. Sonra erkek çıldırır. Böyle tırnaklarını gösterir gösterir. Sonra tamam peki tamam. Böyle yaparlar. Hiç şu sevmediğim anki, kadın tipi. Şu anki pardon da. Bir şeyi ya konuş ya hiç konuşma. Konuşuyorsan da devamını getir. Hiç sevmediğim kadın tipi diyerek evet, tırnak rahat için beni gösteremezsin. Rahat değilsin. Bak ben çok rahatım. Bir şeyi konuşuyorsun sizin sonra yapınız. Tamam diyorsun. Sen sizin konuşmak yapınız. İstiyorsun. Bak hem soru soruyorsun hem tamam. Hemen böyle.
Tamam. Çünkü soruma cevap vermediniz. Ben sana dedim ki anlamak istediğin siz gibi anla dedim. Siz konunun bu kadar anlamlı bir konunun içinde peki, bana tamam, diyorsunuz anla, ki. Ben seni anladım tamam dedim Tuba ama ben de böyle biriyim bana dedim. Bana diyorsunuz bunu niye anlamıyorsun? Ki. Ya gerçekten şu yani, anda. Yani böyle yapmayın Allah aşkına, ben senin yani 40 yıllık dostun değilim, şuraya geldin bakın, diyor sohbet ediyoruz. Bu kızlar diyorum, sayesinde ben benle siz yan diyorum, ben siz diyorum siz sen diyorsunuz. Çünkü elbette sen bana 40 yıllık dostluğumuz yayından olmadığı önce için. Sen dedin. Hayır siz dedim. Hayır siz yayından dedim. Önce burada sohbet etmek istedim benle, yakınlaşmak istedim. Ben de sana o şansı verdim. Dün vermiyordum tanımadığım için. Kızlar seni şu ne anda muhatap ediyor beni. Ne şansından bahsediyorsunuz şu anda? Burada biz yan yana nasıl konuştuk, olabiliyoruz? Konuştuk, evet az önce konuştuk. Bu sohbetin sebebi kim? Benim. Ve burası. Siz öyle dahilsiniz. Kalkıp da buraya eleştirilerinizi kendi çapınızda yapabilirsiniz. Beni böyle ya kabul edersin ya etmez. Ricada siz bulundu. Olduğunuz için mi geldim ben şu anda? Ne için geldin? Ben bu programa her zaman geliyorum. Ben bu programa her zaman geliyorum. Şu an benim konuma dahilsin ama. Benim evet, konum için. Sizin söyleminize evet. Dair geldim. Tamam evet. Şimdi beni böyle konuşurken ben ne dedim? Sen konuş ben sonra konuşacağım dedim. Sonra konuş dedin. Ben de dedim ki ben buyum, beni böyle tanıyorlar. Ama sen böyle bir şey söyledin diye senin söylediğini de anlıyorum dedim. Sen daha ince konuşuyorsun dedim. Ben biraz daha bunları giymeyin diye konuşmuşum dedim. Ondan sonra devam ediyorsun hala eleştirmeye. Gerek yok. Kes beni unut. Konuş sen, anlat, dinliyorum ben seni. Öncelikle ben siz diye hitap ediyorum farkındaysanız. Bak orada bu hep böyle bir yerde kalıp oradan devam ediyor. Tak diye anladım ben. Evet. Taktik orada mi? Orada kalma tamam. Siz diyeceğim ben şu sana. Şu an bir taktik durumu. Tamam ben anladım değilim. Seni. Hadi tamam. Öyle bir dünyam yok. Ben 20 yıldır televizyon sektörünün içindeyim. Televizyoncuyum ben de bir tamam. Taraftan. Eğitimci kimliğimle, televizyoncu kimliğimle buradayım. Tamam başarılar. Teşekkür ederim. Devam size, et ama konuya. Size de oradan çıkma. Ederim bir saniye. Aa. Ederim. Şu bak, an vakit burada yok, bitecek birazdan şu program. Şu an burada olma sebebimiz. Bu konu ama konuyu dağıtmayalım. Saat 10:20 geçiyor. Anlat. Sen buraya iletişimci olarak geldin. Biz hödüyüz, sen iletişimcisin. Estağfurullah. Evet, evet. Bakalım ne diyeceksin merak ediyorum. Devam et. Ben belki biraz törpülenirim senin laflarınla. Söylemlerinizi dikkat Allah edeceksiniz. Aşkına, konuşmalarınızı. Susayım dedim, konuşmayayım konuşmalarınızı. Dedim. Devam etmiyor, ben gideyim mi? Konuşmalarınızı. Devam etmiyor. Hayır, hayır. Olayı bana döndürüyor. Biz şu anda size Polat ailesiyle ilgili gelişmeler var, mesajlar geliyor. Biz sen ona bir daldık. Sen çıkmaya devam siz edeceğim siz niye böyle gerildiniz? Yok. Ben konumunu çünkü konuya dahil, bak ben konuşmayayım, sizi dinleyeyim, bir hanımefendiyi tanıyayım diyorum. Konuya beni dahil ediyorsunuz. Sonra ben konuya dahil olduğumda da katılmıyorum sana diyor. Katılma ben seni burada tanıdım. Yani burada konuyu eleştirmeye gelmedin sen. Kendi fikrini söylemeye geldin. Kendi ben zaten söyledim. Dün kendi fikrimi söyledim. Beni törpülemeye gelmedin. Beni kabul etme. Ben seni dinliyorum bak şu an. Sen de beni dün dinledin. Şimdi konuş diyorum sana. Sonunda konuşacağım. Beni konuya dahil ettiğin zaman sonunu bekleyememiş oluyoruz senin sohbetini. Kimi dahil edeceğim konuya? Şu an en sizinle. Son konuşacağım ben. Sizinle. Sen, şu an sizi dahil ben edeceğim ben seni tanımak ki. İstiyorum belki. Konuş. Teşekkür ederim. Beni sen tanımıyorsun çünkü daha. Tanıyorum. Hayır tam tanımıyorsun. Devam et. Şu an sadece Yelda tarafından değil çok kişi tarafından eleştirildin. O da hayır ben bütün mesajlara baktım bir gün. Sen de bu konuda ben de baktım. Artık mantıklı ol. Hayır mantıklıyız. %60'ı normal Tuğba Hanım söylediklerinizin. 70'i 80'i. Tamam millet girsin baksın o zaman yorumlara. Siz beni burada 3 kişiye sen bir kişi. Sen üslup ne yeter, o kadar? Üslupta çocuk gibisiniz. Anaokulu çocuğu gibi şurada. Yok. Tuba, üslupta mı hatam oldu? Ya da genelleme yaptın. Ben buyum hayatım için. Değişebilir miyim? Herkesin bir tarzı var. Uslubum, deliliğim, hal ve tavrım bu benim. Tarzım bu. Şimdi benim bu saatten sonra Emel Sayın gibi olmam mümkün mü? Yani dünyanın en narin kadını gibi olmam. Tarzım bu benim. Yürüme şeklim bu. Kimse de beni yanlış anlamaz. Şimdi jenerikleri kısa kısa görenler yorum yaparlar sayfalara. Ama programı açıp izleyen der ki kız zaten her yerden bahsetmiş. Tuba, tek bir konudan bahsetmiyor. Şöyle genelleme yaptığın için en büyük eleştiriyi işte onu diyorum bir dinleyeyim sizi anlatın en son konuşalım. Yani en çok eleştiriyi aldığın iki nokta şu. Türk erkekleri kendisine kuyruk sallamayan kadına gitmez. Türk erkekleri kadınlardan daha namuslu. Evet. Şimdi orada hangi atladığımız... Hangi şeyle bunu söylediniz mesela? Gerçekten. Sorgu. Hayır gerçekten yok. Samimiyetle bunu soruyorum. Tamam. Asla bir art niyetle soruyorum. Hayır canım öyle bir soruyorsun ki bir dakika bismillah hangi niyetle? Bir kere ben açıklama kimseye yapmam. Yapmak istiyorsam da canım istiyorsa keyfim varsa yaparım. Şimdi
Türkiye'de ünlü adamları düşüren adamlar için kadınlar için söyledim ben bunu. Yani burada sokakta yürüyen ablamız için, kendimiz için söylemedim. Sokaktaki insanın hal ve davranışı halkımızın kendi bileceği iş. Ama ben o çamaşırları da hani Suriyelisi falan geldi diye o şekilde dünkü Alevim oymuş. Hani konuşma şeklim Alevim. Bugünkü Alevim daha değişik farkındaysan. Ben ikizler burcuyum, değişirim her gün. Ondan sonra demek istediğim bu ünlü adamlarımızın hani biliyoruz ya background'larını çok kaliteli adamlar. Sanki bunların üstüne saldırtıyorlar, kuyruk sallıyorlarmış gibi geliyor bana dedim. İşte o kızcağızlar falan çıktı ya sonradan Mehmet Ali Erbil'e kötü konuşanlar. Ecer ona. Bir baktık kocasını da kötülüyor. Ulan Mehmet Ali kötü, kocan kötü, ekrana tükürüyorsun. Şimdi böyle kadınlar yüzünden koca şovmenlerimiz neden yok oluyor? Neden yok olmayı bırak yani neden laf işliyorlar? Türk toplumu biraz saf. Saf olmasa bu Dilan Polatlar olmaz. Ben bunları bu şekilde her gün programa çıkmadığım için konuşamıyorum. Şimdi beni Türkiye'nin tam anlaması için, çok da sivri değilmiş canım demesi için, biz de biliyoruz insanlara hangi dilden konuşacağımızı. Ama bir gün vaktin olunca biraz hızlı giriyoruz tren gibi. Metrolar nasıl şak diye. Dünkü biraz öyle olmuş konulara giriş şeklim. Fakat benim bu ünlü adamların, zeki adamların bir sabrı olduğunu, sabırsızlıklarının bedelini tabii ki yapmaması gerektiklerini biliyorum. Yapmamaları lazım. Ne kadar da bir kadın üstüne gitse bir erkeğin ama olabiliyor. Ama bu koca kabiliyetli adamlar işte Ahmet Kural'dı falan bir kadın yüzünden. Kadın şimdi bunlar böyle otururken mi ittiriliyor mesela? Bizler de şimdi her evde oluyor bunlar sevgili hayatında. Biz de ittirdik, kaktırdık yani birlikte olduğumuz insanları. Sen ittiriyorsun, odası hiçbir erkek durup dururken birini ittirmiyor yani. Kadınlarda da cırmık var, bilmem ne et sıkma var. Kadının yanında böyle omuz atma var toplum içinde bir erkeğe. Erkek o anda diyor ki Allah Allah ben bir yerdeyken bu nasıl başıma geldi, rezil oldum arkadaş orada. Yani bir eve gelene kadar yani ünlü bir adam, zeki bir adam düşmez tabii o ayrı. Ama düşebiliyorlar. Şimdi bu düşeni de kötü değil, saf demeleri lazım. Çünkü adam zaten yıllarca bu camiada kavrulmuş, aptal olsa ilk çıktığı günler değil ki şu Dilan Polatlar gibi. Hani bu saydığımız isimler yıllarını vermişler, aylarını vermişler, bir sürü işlere imza atmışlar. Hani Sıla dedik mesela. Ha şimdi ben de bir kadınım, ünlü bir kadınım. Dayak yedi dedirtmem kendimi. Zaten o benden 10 kat daha şey bir kadın, tarzı olan bir kadın. Yani şarkılarında falan rrrr diye konuşan bir kadın. Şimdi böyle bir kadın zaten kendini artık göze almış, sinir gelmiş kadına. Ben de yanayım, o da yansın demiş ve kasti bir hareket. İnsan ikinci kez birlikte olduğu bir adamı anladın mı? Tamam. Yani tanımıyor gibi davranmaz demek istedim. Tanımadığın bir adamla da zaten hani ünlüysen kavga etmezsin. Hani sanki bunlar şimdi mesela şeyin başında bu durum. Robert De Niro'nun asistanı şikayet etmiş şey yapıyor bana diye. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi koskoca Robert De Niro. Tamam Amerika kadınları korur biz de koruyoruz okey ama Robert De Niro kardeşim asistanına mı kaldı? Yani anladın mı? Bunları böyle bir şekilde kötü günü olur ya insanları. Kadınların tuzağa mı düşürdüğüne inanıyorsun? Erkekler kadınlar bunlar eşittir yani hepimiz. Düşürülürüz. Ben de düşürülebilirim. Erkekler de düşürülüyor. Bir şey sorabilir miyim? Burada... Sen düşürülme sakın tamam. Biz düşebiliriz ama her an. O yüzden erkekleri de korumak zorundayız. Beni de düşürebilirler anladın mı? Şimdi biri düşürse çıktığımda... Ya ben var ya kusura bakmayın erkek falan olsam bu ülkede böyle ne yapardım biliyor musun? Nasıl anlamak istiyorsanız öyle anlayın. Bir kadın benim üstüme saldırdı ya da ben de ona mahkeme falan anladın mı? Bana hakime şunu bile bunu derdim. Bana şunu hani ben bir erkek bile olsam anladın mı? Kadına ne kadar haksızlık da etmiş olsam anlamak istediğiniz yerden anlayın derdim. Ama neden derdim? Çünkü durup dururken olacak işler değil bunlar. Peki kadın sığınma evine düşmüş şiddetten kocası... Orada tanıdıklarım var benim. Eğitim görüyorlar. Tekrar eşine dönmesi yani şiddet mağduru bir kadının oradan tekrar eşine dönmesi sizin tabirinizle
şiddeti sevdiğinden, alıştığından, maçoluğu sevdiğinden... Eğitim. Ben konuşuyorum o sosyal hizmetlerde çalışan ama dün böyle bir şey, böyle bir cümle kurdunuz ve çok pek çok kadın kırıldı size. Evet, hepsi geri, bak dinle, geri gidiyor, geliyor ki sonra anlıyor gitmemesi gerektiğini ama 3-4 kere giden var. Niye gidiyorlar? Sevgisizlik, bilmem ne. Ben konuştum onları hep sosyal hizmetler müdürleriyle. Dediler ki Tuğba Hanım, hiç sevgi görmemişler. Sevgi görmedikleri için anlayamıyorlar durumu dedi. Çaresizlik mi? Biz burada eğitiyoruz dedi, anlatıyoruz dedi ama onu anlaması zaman alıyor dedi. 3-4 kere gidip geliyormuş. Böyle. Ama siz dün dediniz ki o şiddete, o dayağa alıştığı için. Tamam, bugün de işte konuşuyoruz, sen geldin madem konuyu açıyoruz. Bakın, işte. Dün zamanımız, alevimiz o şekildeydi. Dün işte burada böyle... çok kırılan kadın var. Ben buradan o zaman beni arayan, niye bana yazan kadınlar. Beni tanıyorlar hepsi. Bugün Tuğba bunu diyorsa bir sebebi vardır derler. Beni yeni tanımıyorlar. Herkes ki bunu tanımayanlar diyemez. Siz de, onu der. Ama herkes de bunu diyemez. Evet, biz tanımayanlar diyemez. Var. Doğru. Evet. Bunu diyemeyen, sizi çok ama çok iyi tanımayan, çok iyi tanıyanları bir kenara koyuyoruz. Tanımayan büyük bir kesim kadın size karşı öfkeli. Kırıldılar. Kırıldıklarını yok, da söyleyeyim. Kırılmazlar, beni bilirler. Öfkeliler. Ben öyle insan kalbi kıran biri değilim. Öyle olsa Tuba, bugüne kadar önce, kalp kırardım. Ece Ronay'dan bahsettik. Evet, Mehmet Ali Erbil'e taciz iddiasıyla dava açan Ece Ronay şu an yayınımızı aradı. Cevap hakkını kullanmak istiyor. Çünkü sen o davada... Ama ben öyle küçük kızlarla muhatap olamaz. Mehmet Ali benim... Yani, Erbil'e hak vermiş. Tanıdığım bir adam. Ben şu an duyuluyor muyum yayında? Evet, tamam, evet, yayındasın şu an Ece. Çoluk evet. Çocuk ayı oldu. Gülşen ablacığım, merhabalar. Öncelikle cevap hakkımı kullanmamı izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, söyleyeceğim. Tuğba Hanım muhatap olmak istemiyorum diyor ama 2 gündür yaklaşık olarak bu konuları konuşuyor. Tuğba Hanım, neden muhatap olmak istemiyorsunuz? Cevap ben vereceğim mi Tuğba? Tamam yavrum, tamam. Yok ben hiç. Tuğba ablayı bir programda gördüm bir kere ve kendisini severdim de 2 gün önceki yayınlarına kadar. Hı-hı. Sadece şahsıma ait olan yayınları değil, yani şahsıma ithafen söyledikleri değil, Esin Hanım'a da yaptıklarını gördüm. Hı-hı. Onun haricinde işte kadınların giyimiyle alakalı konuştuklarını da gördüm. Hı-hı. Ve kendisine hiç yakıştıramadım. Çünkü koca bir nesle zaten açık giyinmeyi, kendi tabiriyle kuyruk sallamayı öğreten kişinin kendisi olduğunu ben biliyorum. Eminim ki izleyen birçok kişi de biliyor. Ağzından çıkanları ona hiç yakıştıramadım ama ara ara zaten böyle gündem olmak için bir şeyler ortaya atıp çekilmişliğine ben de şahit oldum. Ben şimdi kendisine sormak istiyorum. Tuğba Hanım, sen benim evimde misin? Sen benim hayatımda mısın da benim gördüğüm şiddetin, benim döndüğümün, benim travmalarımı bu kadar hakimmişçesine beni yakaladığın bir yerden biz seni tanımıyoruz. Sataştığın insanı tanıyoruz. 30-40 yıldır bu Türkiye'nin en iyi formeli. Ha, tanıyorsun. Sataştığım insana ilk hukukatı benim, öyle mi? Sataştığın insan Türkiye'nin bütün üzgün günlerinde güldürmüş insan. Ama bu onun hata ve, da yapmayacağı anlamına gelmez. Ne alakası var Tuğba Hanımcığım? Ne alakası var sohbet güldürmeyle bilmem neyle? Bunlar ne alakası böyle var? Rahatsız eder, bir kere bunlar diye hitap etmeyin. Bakın hayır, oturduğumdan şimdi, beri Tuğba Hanımcığım diyorum. Siz diyorum. Ama sen şimdi konuşma dilini ne olur rica ediyorum. Bu, bak sana kalan konuyu konuşabilirsin de bu konuyu ben bile konuşmak istemiyorum. Ama burada istemiyorum. Fikrimi söylemek istiyorum. Mehmet Ali Erbil. İyi, çok tamam, değerli konuştum. Bir sanatçı olabilir. Kıymetli bir sanatçı olabilir. Burada hemfikirim. Daha birkaç gün önce kızı yaşındaki bir kadından ayrıldı. Siz sadece benim iftira attığımı düşünüyorsunuz. Sen niye adama mesaj attın zamanında? Ben ya, o programda seni ağırladığımda hatırlıyorum sohbetleri. Klibimde oyna bilmem ne yapıp sonra şikayet ben ettim. Ben onunla iş yaptım. Ben onunla klip çektim. Ben ay, boy boy size ses kayıtları yayınladım. Ben bu adamı ben hostesiyim ben yıllar önce. Niye bize yapmadı kötülükler de size yapıyor bu adam? Senin yardımcısın, bana onu söyle. Oradan çıkıp benimle alakalı konuşuyorsun. Bige Allah göre aşkına ya. Bunlar fenomenler. Cevap ünlü hakkını olmak kullanması istiyor. Gerekiyor. Bizler yani hostesiyiz bu adamın yıllar önceden. Allah sen orada neyi tartışıyorsun? Neyin şovunu yapıyorsun? Ya. Yok kadınlar açık değil. Bunlar şöhret basamaklarını sabırla değil. Anladın mı? Onu bunu... Onu bunu kötüleyerek bir yerlere gelmeye çalışan insan. Ece bir saniye üst üste konuşmayalım. Tuba ne söylüyordun? Üst üste ses bilsin istemiyorsan bitince konuşayım. Şöhret basamaklarını. Evet sen bitir Ece. Sen bitir Ece. Gelen insanlardansınız diyor. Müge ablacığım ve Gülşen ablacığım, ben şunu söylemek istiyorum. Mehmet Ali çapkın. İşte Mehmet Ali. Ben kazanmışım. Münezzin miydi ayol da? Olarak adlandırabilir. Onu anlayamıyorum.
Dün şuraya gelelim. Neden benim üzerimden bu konuyu konuşuyor? Ben davayı kazanmışım. Tuğba Hanım çok değerli. Tuğba Hanım yargıdan daha mı iyi biliyor? Benim fikrim bu. Yargı yargıdır. Bu da bir fikir. Benim fikrim bu. Bu da bir fikir ama fikirlerinizi konuşurken lütfen o zaman... Neden kocanı da kötülüyorsun kamerada? Açmışsın, bebeğin olmuş, kocanı iyi bir aile kızı bunları yapmaz. Ha ben nelere savaştım? Şöhret olamayınca evleniyorsunuz, çocuk doğuruyorsunuz, bu sefer kocayı da kötülüyorsunuz. Bırakın Allah. Sen benim evimin içine misin, onu söyleyeceksin. Sen ne biliyorsun ben ne yaşadım da ne raddelere geldim de bunları yapmak zorunda? Şöhret olamayınca kötü, baktın kötüye gidiyorsun, ama biraz evleneyim, biraz çocuk sahibi olayım dedi. Onun tarafından bakalım. Benim tarafım bu. Anladım, onu anladım. Ama onun tarafından da bakalım. Tamam hayatım. Onun ne yaşadığını sen bilmiyoruz. Sen bak, beni konuşturmayın. Ben bu kadar. Peki ben şöyle bir... halinde gördüğüm şiddeti yayınlarken, yani bir kadın olarak böyle düşünüyorsanız... Ne şiddeti ya? Oyundan çekinip korkmanız ne şiddeti? Gerekiyor. Susmanız gerekiyor Tuğba Hanım. Ay ben valla bu yaşa geldim. Daha bir kişiye, bir kişiye klibimde oynar mısın falan diye Türkiye Cumhuriyeti'nde birisine yazmadım yani. Yok, klibimde oynar mısın? Seni çok ben beğeniyorum. Ondan sonra ben taciz oldum. Taciz edildim. Ben işbirliği yaparken bunu hak ediyorum. Ya bir sosyetsiz bu insanız. Kaç sene önce sen daha portakaldın, mandalinaydın. Böyle bir insan değil ya. Bu adam zaten kadınları sever, beğenir. Müezzin değil bu adam. Taciz ve tehdit ses kayıtları. Bunu bilenler zaten buna mesaj atıyor. Bunu bilenler bunu zaten yapıyor. Eskiden sosyal medya yoktu. Senin gibi bir kız bunu böyle kullandı yani. Hocam da mı kötü? Mehmet Ali kötü. Doğum yaptın. Eşin de mi kötü? Git mahkemede paylaş o zaman kozlarını. Kocanı böyle açmışsın. Tuh yapıyorsun. Telefona tükürülür mü ya? Akli dengeniz, hiçbir şeyiniz normal değil tavırlarınız. Ben sen... Şikayetin varsa buyur git. Şikayet değil. Sen benim. Sen benim zamanla tanıdığım bir kız oldun. O ilk geldiğinde benim olduğum kanala o zaman tanıyamazdım. Evet. Ne demek istediğini anlayamazdım. Zamanla ne zaman ki baktım telefona tükürüyorsun bilmem ne. Bunlar normal insan hareketleri değil. Allah'ın sopası yok. Kocan için telefona tükürme yani. Bunları demeyelim. Aa dedik işte tamam. Şöhret olamadı. Çocuk doğurdu. Çocuğunu da bir araya gireceğim. Bir üst üste konuşmayalım. Olamıyorum gerçekten ben karşımda akıllı mantıklı. Ay nerede o görüntü? Ece beni bir dinleyebilir misin? Yelda ben beni bir dinleyebilir misin? Çok özür dilerim. Bir düşüncelerimi söylemek istiyorum. Ya ben bu ülkede Yelda ben. İletişimci Yelda. Evet. Bu ülkede sanatçı olabilirsiniz ama gerçekten ortaya yaratıcı bir şey çıkarmışsınız. Çünkü bu ülkede herkes sanatçıyım diye sokaklarda böyle o maskeyle dolaşır ama vatandaşta kimin sanatçı, kimin sanatçı olmadığını çok iyi bilir. Bir. İkincisi, sanatçı olmanız, göz önünde olmanız sizin hiç kusurlu olmayacağınız anlamına gelmez. İster Mehmet Ali Erbil olsun, ister İbrahim Tatlıses, kim olursa olsun. Onların yaptığı kusurlar, yanlışlar, aman onlar çok değerli sanatçı, biz onlara dokunmayalım muaflığında ve naifliğinde olamaz. Mehmet Ali Erbil'le yaşadıklarınızda... Sizin sanatçı yaşadıklarınızda, kavramınız ne? Söz beste yazabilmek mi? Oyunculuk terimsel ve ne? Kuramsal bir açıklama yapmayacağım şu anda. Şimdi sen bana bunu söylüyorsun, üstüme alındı. Genel olarak söylüyorum. Mehmet Ali Erbil de sanatçı. Türkiye'nin tanıdığı bir adam. Siz sanatçı bir mısınız? Bir sürü. Ben televizyon yıldızıyımdır, şovmenimdir ben. Yani selebriti olduğum günden beri benim... Şovmensiniz. Televizyon kadını olduğumu herkes düşünür. Şovmenimdir ben, şarkıcıyımdır ama şarkılarımı şovumla... Pekişsin diye şarkıcısınız yani. Söz aynı zamanda yazmam. Şov yaparsınız. Yönetmen değilim, yapımcı değilim. Ben kadınların, halkı çıktığım zaman konuşmalarımla, şarkılarımla eğlendiren bir kadınıyım. Figürüm ben. Televizyon figürüyüm. Televizyon figürüsünüz. Mehmet Ali Erbil dediğin adam sanatçı ama. Anladım sen. Tamam. Okey. Onu konuştuğun, zaten ayrımı yaptım bakın. Konuştuğun şu anda ev kızı. Bak cümlemi o ayrımı yaparak girdim. Klip çekmek girdim. İstedi. O ayrımı yaptım. Klibini oynar mısın dedi adama. Bu adam da müezzin değil. Bütün kadınları sever. Ben o, Mehmet Ali Erbil'den bahsetmiyorum. Herkesle arkadaş kimse, olur. Hiç kimse bu ülkede... Tuba Hanımcığım, hiç kimse... Dans ama siz hiç konuşturmuyorsunuz. Adam. Hiç konuşturmuyorsunuz. Peki, ben Mehmet Ali Erbil'e şu cümlemi bitirmek istiyorum. Sanatçı olabilirsiniz. Mehmet Ali Erbil için söylemiyorum, genel söylüyorum. Yıllarca alkışlanmış olabilirsiniz ama...
yaptığınız kusurlar, yanlışlar. Neyin kusuru? Kadına, genç kıza, sokağa, sokak hayvanına, toplum içinde eğer yanlış davranış yapıyorsanız yanlışsınızdır. Bu kızdan başka birinden duydun mu? Böyle bir şey daha önce hanımları vardı kadının. Söylemiyorum. Genel söylüyorum. Bu adamın reklam arası. Bu adamın karısı var, çocukları var. Genel. Ece Rona'yı Mehmet Ali Erbil'e sallamaya hakkı yok diyor, davayı kazanmış olsa bile. Sen burada itiraz ettin, o da orada itiraz etti. Ya ben şunu söylemeye çalışıyorum. Genel olarak sanatçı olmak, her şeyi, bütün kusurlu davranışları onlarda hak saymak anlamına gelmez. Sanatçı olabilirsiniz. Biz de sanatçılar gördük, değil mi? Ben 97 yılından beri televizyon sektörünün içindeyim. Tuğba Hanım buraya böyle kendimi dikkat çekmek için geldiğimi söyledi ama muhtemelen beni tanımadığı takılma, için. Takılma. Bir açıklama yapayım. Yaklaşık 10 yıl haber sektöründe çalışmış biri olarak kimin sanatçı, kimin sanatçı olmadığını ayırt edebilecek eğitim düzeyine ve genç kızlarımızın, kadınlarımızın da hangi söylemle ne kadar etkileneceğinin alt metnini iyi okuyabilecek biri olarak buraya ben Tuğba Hanım'a beni dün arayan kadınlar, öğrencilerim ve gelen tepkiler üzerine onlar adına geldim. Tuğba Hanım'a derdimi anlatamadım ama ben Tuğba Hanım'dan yanlış anlaşıldığı, öyle olduğunu düşünmek istiyorum ki genelleme ya, cümleleri konuş. Tuğba Hanım'ın genel çünkü yanlış yapısı. Yanlış anlamayacağım seni artık, konuşmuyorum, sen konuşuyorsun, tamam. Ben kırılan, incinen ve size öfkelenen tüm kadınlardan özür dilemenizi rica ediyorum. Evet. İstemeyerek bunu yaptığınızı biliyorum. Yürekten hissediyorum çünkü hemcinsimsiniz. Madalya mı takacaklar sana bunu yaptığın zaman bana? Madalya varsa ve yapalım bunu sonuç için. Hiç öyle bir derdim yok. Kupa mupa mı alıyorsun? Hayırdır? Amacın ne? Yani sen şimdi bana de ki ben Tuğba, noktayı koyuyorum. Ben sizden seninle bana gelenleri ilettim ama madalya almam gerekiyormuş. Ne yapıyor yani? Erçiye zeval olmaz derler. Evet, ben ilettim. Peki, çok memnun oldum. Ben her zaman seni beklerim. Bu arada çok memnun oldum gerçekten. Hayırlı günler. Teşekkürler. Hayırlı işler. Teşekkürler. Bundan sonra biraz efendim daha dikkat ederiz. Yarın ama değil mi? Görüşmek üzere. Sağlıkla. Hoşçakalın. Gelişmelerle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.